Biraz biriktirdim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Sorunu tam anlayamadığım için evet internette ve bağlantıda sorun var. Kapatıp tekrar açmak zorunda kaldım. Evet. Gördüğünüz gibi. Sonunda Ya gördüm değil. Benim de internet donmuş hiçbir şey. Ben farkında değilim ki. Kendi kendime konuşuyorum. gördün. ben şöyle bir 5 dakika toparlayacağım Gamzeciğim. Tamam. Oradan da söylemek Okey. istedikleri illaki vardır. Şimdi burada spor yapımında gerçekten amaç çok önemli. Eğer kişide yağ yakma amacı varsa karbonhidrat içerikleri biraz daha değişiyor. Eğer kas kütlesini koruma amacı varsa kişinin ve ciddi ağır egzersizler, ağırlık egzersizleri yapıyorsa karbonhidrat içerikleri biraz daha değişiyor. O yüzden muz yiyip spora gitmek bizim için klişe bir bilgi artık. Evet. Ama özellikle sporda burada amaç çok önemli. Bir diğeri her spor yapan karbonhidrat alma zorunluluğu vardır gibi bir cümle kuramayız. Her sporcu özellikle sanki takviyesiz olmaz gibi bir yaklaşımla başlıyor her şey. BCAA, protein tozları, glutaminler bunlar kesinlikle bir kişinin beslenmesi sorgulanmadan kullanılmamalı. Protein tozlarını kullandığımız hastalar var ama kişi vegandır, ciddi protein kısıtlılığı vardır ve çok ağır yarışlara hazırlanıyordur. O zaman mutlaka bir uzman eşliğinde böbrek fonksiyon testlerine baktırarak ve biz görüyoruz ki yoğun protein tozlarını bilinçsiz kullanımı sebeplerinin sonlarında nefrolojide birçok insan yatıyor ve diyabetin komplikasyonlarından biri de böbrek. O yüzden hele ki diyabeti olan bir kişi spor yapıyorsa bilinçsiz protein ne alaka böbrek demeyin arkadaşlar. Önemlidir. En çok böbrekler ve akabinde karaciğer tahrip oluyor. O yüzden bizlere sorun çekinmeyin. Genç diyabetli arkadaşlarım için bu sözlerim. Spordan sonrası için de gene aynı şekilde yani vücudumuzun belli başlı karbonhidrat ihtiyacı var. Burada amaç çok önemli. Olcan birazdan egzersizleri de bahsedecek, egzersizlerden de bahsedecek. O yüzden yapabiliyorsanız güzel uzun süreli açlıklar, ara öğün zorunluluğu ya da ana öğün yapmama zorunluluğu gibi bir şeyimiz yok. Böyle bir cümle kuramayız. O yüzden 2 öğün, 3 öğün, 5 öğün, 6 öğün o gün çok idman yapmışsınızdır. 4 öğün beslenirsiniz. O gün evdesinizdir. 2 öğün beslenirsiniz. Bunun bir kuralı yok. Öğün sayısını açlık belirler diyebiliriz. Ama bizim bir fizyolojik açlığımız var. Yani karın gurultusunu duyarak bir şeyler yediğimiz açlık var. Bir de elimizin sürekli mutfakta bir şeyleri tırtıklama içerisinde olduğu bir psikolojik açlığımız var. Burada benim özel bir kullandığım cümle guruldamadan yemek yemek. Karnınız guruldamıyorsa aç değilsinizdir. O yüzden sürekli hipoglisemi tabloları yaşıyorsanız bilin ki yanlış karbonhidrat tüketiminiz vardır. Bir anda çok hipoglisemi var deyip bu işin içinden çıkamayız. O yüzden hipoglisemi hatağı çok yaşıyorsanız bir dönün bakın öğünde siz ne yediniz? Yanlış karbonhidrat sürekli kan şekerini sürekli tavan sürekli dip yaptığı için artık bozulmuş bir regülasyonu bozulmuş bir kan şekeri tablosuyla bu sefer kilo da artmaya başlıyor. Sürekli şekeri yükseltmek için yanlış karbonhidrat alıyoruz, düşürüyoruz, yükseltiyoruz, düşürüyoruz. O yüzden doğru karbonhidrat seçimleriyle hipoglisemik atakları da minimuma çekersiniz. Bu kadar. Yani çok da komplike bir şey değil. Bu kadar mı? Yetmedi ki. Çok az geldi. Valla Oğulcan'ı özellikle konuşmanızı istedim. Çünkü o sporda aralıklı beslenmeyi olabildiğine kendi vücudunda da deneyimlemiş bir sporcu. Bir Evet. sporcu karbonhidrat düşürerek nasıl spor yaparı kendi vücudunda da anlatacak güzel deneyimleri var. Bu kadar başkanım. Evet, estağfurullah, ne demek. Çok teşekkür ediyorum Gizem. Çok güzel şeyler, yine yeni güzel bilgiler paylaştın.
Umarım gençler Gizem ablanızı iyice dinlemişsinizdir. Yetişkinler de zaten notlarını almıştır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Bu gece bize misafir ve konuk olduğun için sevgiler, saygılar. Bizde kal. Oğulcan sizi bekliyoruz. Evet. Dinliyorum. Oğulcan. Görüşürüz. Evet. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, ilk kısmı bitirdik. Gizem dediğim gibi gayet güzel bilgiler verdi ve bilmediğimiz değişik bilgiler verdi. Ben şunu özet olarak çıkardım. Şudur, karnınız guruldamadan yemeyin. Açlık öğünü belirler. Müthiş bir cümleydi. Hani şu an gerçekten televizyonda canlı yayın yapıyor olsaydım altyazı geçin derdim rejiye hemen. Şu iki cümleyi diye. Evet, Oğulcan geldi. Evet arkadaşlar, ben de heyecanlıyım. Bu kadar çok profesyonel bir sporcuyu da ilk kez yapacağım. Hoş geldin Oğulcan, nasılsın? Vallahi siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Gizem'le bitirdik beslenmeyi sporla birlikte. Şimdi tabii ki ana konu sensin. Çünkü hem antrenörsün hem beslenme. Kontik olarak bütün hepsini bilmek zorundasın. Hem yaşayarak hem de öğrencilerini öğretirken. Şimdi hani dediğim gibi tamamen tip 1 diyabet bazında değil ama sonuçta ben hani spor yaparken de çok fazla diğer insanlardan ayrıldığını düşünmüyorum. Bazı yerlerde şekerimizi ölçerek spor yapmak spor sonrası. Şimdi ben yine de bir soru şöyle sorayım. Sonra tamamen fotoğrafı sen çek. Biz hani tip 1 diyabet ya da tip 2 diyabet olarak ayırmıyorum. Spor yaparken hangi tür sporlara daha çok yatkın olmalıyız? Bu spor bir insana neler katar? Bir diyabet olarak değil, bir insana neler katar? Top sende. Okey, tamamdır. Teşekkür ederim. Önce Gizem'e de teşekkür ederim verdiği bilgiler için. Gayet keyifli oldu. Aslında şöyle, diyabete farklı insanlar gibi bakmamak lazım. Yani sizin de dediğiniz gibi diyabetli hastaları da biz egzersiz temposunu ayarlarken aslında normal, sağlıklı bireylermiş gibi ele alıyoruz. Ama çok küçük ayrıntılar var burada. Tabii tip 1 diyabet problemi olan kişilerde kan şekeri değerleri çok önemli. Antrenman öncesi, antrenman sonrası değerler, karbonhidrat dengesi zaten Gizem de bahsetti. Bunlar zaten mutlaka tip 1 diyabeti olan kişilerin uzman birine danışıp bu bilgiler doğrultusunda yapması gereken, yani o bilgileri alıp onlara uyması gereken püf noktalar. Onun dışında egzersiz olarak baz aldığımız zaman kişide farklı komplikasyonlar yoksa, yani herhangi bir spor yapmasında problem yoksa ve kan şekeri değerlerini doğru takip edebiliyorsa normal bir bireyden de farklılık sağlamıyor aslında. Diyabetli bireylerin bence haftada en az 3 gün spor yapması gerekiyor. Bu sadece diyabetli bireyler için değil aslında. Şu anda ben tüm insanlar için konuşuyorum. Çünkü insan bedeni bir. Ben herkesin en az haftanın 3 günü egzersiz yapması gerektiğini düşünüyorum. Atıyorum ama bu haftada 3 gün şeklinde uygulanacaksa bu 3 günde arka arkaya değil tabii ki. Haftanın geneline yayılarak yapılması gerekiyor. Gizem'in de söylediği gibi karbonhidrat değerleri ve antrenman temposu tabii ki kişinin fitness seviyesine, hedeflerine ve sağlık durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Biz de bu kişilerin durumlarını öğrendikten sonra ele alıp baz alıyoruz ama ben burada biraz genelleme yaparak bilgi vermeye her gün yapılmasında da bir problem yok aslında sporun. Yani haftanın 7 gününe de egzersiz yayılabilir. Tabii bunun şiddetleri ve çeşitleri var. Biz genelde fitness seviyesi başlangıç ve orta seviye olan kişilerde ve diyabeti olan kişilerde aerobik egzersizler öneriyoruz. Aerobik egzersizler deyince aslında en anlaşılabilir şekilde şu, uzatarak yani antrenmanı uzun bir vadeye yayarak başlangıç ya da orta seviyede yaptığımız yüklenme şiddeti çok yüksek olmayan egzersizlerden bahsediyoruz burada. Bunlara örnek olarak ne verilebilir? Normal yürüyüş değil, normal yürüyüşü hareket olarak kabul ediyoruz. Egzersizi planlı hareket olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla tempolu yürüyüş, ip atlama, yüzme, belki mat work üzerinde yapılacak başlangıç seviyesine uygun pilates egzersizleri.
Bunun dışında yoga egzersizleri ve dans egzersizleri, aerobik egzersizleri giriyor aslında. Aerobik egzersizler hem herkesin fitness seviyesine uygun, hem de aynı zamanda oksijen seviyesini sağlıklı noktalarda stabil tutarak yağ yakımına en uygun da egzersiz tipleri olarak bizim karşımıza çıkıyor. Burada yağ yakımına en uygun dediğimiz zaman da direkt kilo kaybı aklımıza geliyor. Kilo kaybı da diyabette mücadelede biliyorsunuz ki çok önemli. Yani kan şekeri dengesini stabil tutmakta, kilo dengesini stabil tutmak hareket kabiliyetini arttırıyor ve hastalıkla mücadele kolaylaştırıyor. Aynı zamanda sadece diyabet özelinde değil, yani herkes için yağ oranını belli seviyede tutmak ve aerobik kapasitesini güçlü tutmak her türlü avantaja çıkıyor aslında. Hı hı. Bir de bunun dışında aerobik egzersizler dışında biz direnç egzersizlerini de öneriyoruz. Mesela direnç egzersizleri deyince de birçok kişinin aklına hani böyle çok fazla yüksek ağırlıklar kaldırmak gelebiliyor ama aslında öyle değil. Direnç egzersizleri şöyle: 1 kiloluk dumbbell da direnç sayılır, 100 kiloluk bir ağırlık plakası da direnç sayılabilir ya da pilates lastiği de direnç sayılabilir. Yani şöyle, vücut ağırlığımızla yaptığımız egzersizler dışında dışarıdan aldığımız herhangi bir direnç, yani kaslarımıza uyguladığımız normal gündelik hareketten farklı olarak kasların alışık olmadığı bir direnç, direnç antrenmanına giriyor. Burada demek istediğim şu ki herkesin seviyesine uygun direnç antrenmanı yapılabiliyor. Direnç antrenmanının şöyle bir avantajı var: aerobik egzersizlere nazaran, onun dışında gündelik hayatta devreye girmeyen kaslarımız devreye giriyor. Bu ne demek? Daha sağlıklı bir iskelet ve kinetik zincire sahip olmak demek. Yani bununla beraber ne oluyor? Kas kuvvetimiz artıyor, dengemiz artıyor, hareket kabiliyetimiz artıyor ve bununla beraber vücudumuzdaki metabolik faaliyetler de şahlanmış oluyor. Metabolik faaliyetlerin artmasıyla vücudun hormon salınımları olumlu yönde artıyor ve bu da aynı zamanda zihinsel olarak bize bir kapı açıyor. Zihinsel olarak da hormon salınımının artması bizim anksiyete ve depresyon, özellikle şu sağlık problemleri yaşadığımız bu global dönemde bizim zihinsel olarak rahatlamamızı sağlıyor ve mücadele gücümüzü de arttırıyor. Aslında egzersizin, aerobik egzersizini ve direnç egzersizini fiziksel ve zihinsel olarak bize birçok faydası mevcut. Bu şekilde diyebilirim. Peki o zaman bunları evde yapmamız da mümkün. Yani şu an spor salonları maalesef kapalı olduğu için. Ama sizler sanırım canlı yayında da işte bu farklı bir yol bir çizdi bize bu korona diyelim. Bize destek veriyorsunuz, işte canlı yayınlarda spor yapıyoruz. Sanırım sen de yapıyorsun bunu. Yanlış bilmiyorsam ben çünkü katılmıştım birisine. Aynen. Ya sabah çok erken yapıyorsun o iş işte. Nasıl olacak onu bilmiyorum. Şöyle, ben sadece hani kendi sporumu da yapıyorum oradaki yayınlarda. Ben sabah spor yapmayı seven bir insanım. Ben de Gizem'in söylediği gibi aralıklı oruçla besleniyorum ve sabah aç karnına spor yapıyorum. Dolayısıyla sabah saatleri benim için de daha uygun oluyor. O yüzden sabah saatlerini tercih ediyorum. Mesela şöyle, aslında en güzel örnek buradan, hani öyle bir iddiam yok ama kendi üzerimden verebilirim tabii ki de. Benim belli bir tuttuğum bir form var. Kendime koyduğum bazı hedeflerim var. Şu anda spor salonumuz kapalı olduğu için ben de tamamen canlı yayınlarda öğrencilerimle beraber evde vücut ağırlığımla antrenman yapıyorum. Bu da aslında bir direnç antrenmanı. Yani burada kişi yeterli motivasyona ulaştığı zaman yer, zaman, mekan ya da ne ekipman var yok aslında fark etmiyor. Doğru bir plan izlendiği sürece kasları derinlemesine ulaşıp formumuzu tutup çalışabiliyoruz. Bunu vücut ağırlığımızda da yapabiliriz. Evde bir mat yardımıyla, herhangi bir lastik ya da küçük dumbbell'larla da uygulayabiliriz tabii ki. Gayet güzel. Bizim dediğim gibi profesyonel olarak spor değil ama amatör uygulayan çok tip 1 diyabetli gençlerimiz var. Bir tanesi 21 yaşında yeni bir diyabet tanısı. Annesi işte vücut geliştirme yapıyor, protein tozu kullanıyormuş. Şimdi ben konunun şeyi değilim. Diyabet tarafını biliyorum ama yani sporda artı protein tozu artı diyabet sence nasıl bir şey? Ya nasıl bir yol, yöntem, sağlıklı mıdır bu? Yani şöyle, protein tozlarını biz belli profesyonel amaçlar varsa, spordaki amaç sadece yağ yakımı ya da
rekreasyon değilse, bir performans hedefi varsa kullanabildiğimiz vakalar ya da öğrencilerimiz var. Ama şimdi eğer profesyonel bir hedef yoksa bence protein tozu kullanmasına kesinlikle gerek yok. Şöyle ki Gizem'in de söylediği gibi protein tamam bizim en iyi dostlarımızdan biri. Bizim besin piramidimizde ikinci sırada yer alıyor. Ve protein tüketmek metabolizmayı hızlandırıyor. Bu doğru ama proteinin fazlası da kandaki glukoz oranını, glikojen oranını arttırıyor ve dolayısıyla tip 1 diyabeti olan bir kişi için risk teşkil edebilir. Bu birinci bakış açısı. İkincisi de zaten doğru bir beslenme planı yapıldığı zaman herhangi bir besin takviyesine ihtiyaç duyulmuyor. Bence o yüzden kullanımı çok da elzem değil. Özellikle performans hani yüksek bir performans hedefi yoksa ya da profesyonel bir hedef yoksa kullanılmasına gerek yok. Zaten eminim dengeli bir beslenme planı izliyordur doktor kontrolüyle beraber. Onu uyguladığı sürece herhangi bir protein takviyesine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki diyabet olarak değil de genel olarak bu arada ben dediğim gibi soruları sen bakarsan ben bu arada konuşuyorum şeylere bakıyorum da sorular gelirse göz hizasından sen cevaplarsan sevinirim. Genel olarak o zaman anladığım kadarıyla yani amatörsen yürüyüş, az önce saydın evde yapabileceklerimiz. Peki bir diyabetin hedefi profesyonelse nasıl bir yol izlemeli? Yani her türlü yönden. Kesinlikle. Bu arada diyabet hastası olup profesyonel sporcu olan çok güzel örnekler var. Yani birinciliklerde basketbol, futbol oynayan vakalar da var. Bir kere diyabetli olmak kesinlikle bir bahane ya da bir engel değil. Bunu öncelikle söylemem gerekiyor. İkincisi, eğer profesyonel bir hedef varsa diyabetli olsun ya da olmasın profesyonel bir programa geçmesi gerekiyor. Bu antrenman ve beslenme olarak da şekilleniyor. Yine tabii ki kan şekeri değerlerini kontrol altında tutarak Gizem'in de söylediği gibi eğer amaç sadece yağ yakımıysa ve sağlıklı olmazsa evet biz karbonhidrat tüketimini en aza indirip yağı arttırıp düzenli spora öneriyoruz. Ama performans istiyorsak bunu uzman bir diyetisyen kontrolünde karbonhidrat değerlerini iyi ayarlayarak yol izlememiz gerekiyor. Çünkü şöyle yapılan antrenman şiddeti profesyonelliğe yaklaştıkça artacağından dolayı gerekli makro besinleri de ona nazaran vücuda vermemiz gerekiyor. Bu seviyelerde eğer birey ve sporcu yeterli protein aldığını düşünemiyorsa evet o zaman supplementlere yönelebilir. Ama bu da tabii ki yine doktor ve uzman kontrolünde olması gerekiyor diye düşünüyorum. O supplement dediğini biraz açar mısın o konuyu? Ben de sizden öğrendim ama bilmeyenler için. Şimdi bizim camia pek bilmeyebilir. Estağfurullah. Yani supplement şöyle aslında besin takviyesi diyoruz biz bunlara. Vücutta olan ya da besinlerden aldığımız bazı makro besinler ve vitaminleri vücuda daha çok gereksinim duyduğunuz zaman biz bunu dışarıdan takviye edebiliyoruz. Tabii ki bunu da ne yapıyoruz? Kan testlerimizi yapıyoruz. Doktor kontrolünde neyimiz eksik ya da neye daha fazla ihtiyaç duyuyoruz onlara bakıp ona yönelik karar veriyoruz. Yani bunlar dışarıdan kendi kafamıza göre alıp kullanabiliyor olmamamız lazım. Protein tozları hakkında ve supplementler hakkında şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Mesela bunu zamanında ben de yaptım. Yani profesyonelliğe geçmeden önce benim yaptığım yanlışlardan da biriydi. Birçok kişi şunu düşünüyor. Öğünlerini planlamakta zorlanan kişiler protein tozunu öğün yerine koymayı düşünüyor. Hani ben öğünümü yapamam, protein tozunu mu içerim, işin içinden çıkarım gibi. Arkadaşlar şöyle bir şey var, protein tozu öğün değildir, besin takviyesidir. Yani sen yeterli makro besinleri ve beslenme programını uygularsın, bunu dört dörtlük yaptığında bu değerler hala sana yetmiyorsa o zaman besin takviyesi alırsın. Yani bu çok önemli burada. Doğru karar vermeye baktığımız zaman bu parametrelere dikkat ederek karar vermemiz gerekiyor. O zaman sizlere danışacaklar, antrenörlere de yani başka yolu yok. Ve ben merak ediyorum, sen bir günü anlatır mısın? Bir gün nasıl geçiyor senin? Özellikle de evde ve iş yerindeyken ikisini karşılaştırırsak nasıl bir değişim yaşadın? Şimdi şöyle evdeyim, evdeki durumumdan başlayayım. Bir kere ben kalori alımımı yarı yarıya azalttım. Yani gün içerisinde şöyle örneklendireyim, yaklaşık 8-9 tane dersim oluyordu. Bunlar arasında tabii ben 8-9 öğrencimle beraber
spor yapmıyorum ama tabii ki onlarla beraber hareket halinde olduğum için müthiş bir efor sarf ediyorum ortada. Onun dışında haftanın 6 günde kendi sporumu yapıyordum. Şimdi günde 8-9 saatlik ders temposu ortaya çıkınca belli bir kalori açığı oluşmamaya başladı. Dolayısıyla ben kalori alımımı yarı yarıya azalttım bu dönemde. Çünkü malum hepimiz evlerdeyiz ve online şekilde işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Benim bir günüm şöyle geçiyor. Ben şu anda dengeli bir beslenme programı izliyorum ve aralıklı oruç uyguluyorum. Genelde sabah 8 civarlarında uyanıyorum ve öğlen 12'ye kadar aç geçiriyorum. Bunu yaparken bol bol su ve kahve ile kalori değeri olmayan gıdalar tüketiyorum. Açlığı bozmadan önce sporla başlıyorum güne. Güzel bir antrenman yaptıktan sonra, duşumu aldıktan sonra ilk öğünüme oturuyorum ve aralıklı oruçta 12 ile akşamüstü 7 ile 8 arası yemek yiyorum. Ben genelde zayıflamak isteyen öğrencilerime aralıklı orucu 2 öğün olarak tavsiye ediyorum ama ben kendimde 2 öğün saymıyorum. Gizem'in de söylediği gibi saat 12 ile 7 ila 8 arasında acıktığım kadar öğün sayısı yapıp günü bitiriyorum. Ve özellikle protein ve yağ bakımından zengin beslenip karbonhidratı da minimum seviyede tutuyorum. Karbonhidrat alımımı da mümkünse ilk öğünde yapmayı tercih ediyorum. Bu evde kaldığın süreçte kilo alımı oldu mu? Kalori azaltsan da? Yani şöyle birazcık sporda tembellik yaptığım zamanlarda birazcık kilolandığımı hissettim ama şu anda iyiyim. Yani şu anda yerimde sayıyorum diyebilirim. Aslında ben de şöyle tabii ki ağırlık antrenmanı yapıyordum. Ekstra direnç antrenmanı yapıyordum ama ben de bu dönemde acaba form kaybeder miyim diye endişelenmiştim. Biraz korktuğum bazı dönemler vardı ama vücut ağırlığımla da formumu stabil tutabildim. Burada şey var tabii, spor geçmişi ve beslenme düzenine sadık kalmak da çok önemli. Peki hiç sporcu sakatlanması ya da yaralanması geçirdi mi ki, geçirmiş olmasın? O dönemlerde neler yaptın? Yani şöyle ben ayak bileğimdeki dış bağlarımı kopardım. Omuz bölgemde yırtık oluştu. Bunların hepsi de antrenman esnasındaki sakarlıklardan oluştu. Bir kere bir sporcu olarak bu dönemlerde çok fazla demoralize olmuştum. Yani mücadele gücümün sallandığı dönemler oldu. Yani benim için mesela bir tane şınav çekmek ve öğrencime göstermek çok kolayken omuz sakatlığımda şınav pozisyonunda duramıyordum bile. Yani bu psikoloji gerçekten mücadele etmesi zor bir psikolojiydi. Ama daha sonra tabii ki olumlu yönden bakarak doğru tedavi yöntemlerini ve fizyoterapi egzersizlerine odaklandım. Vücudumun tamiratını ve inşasını arttıracak beslenme yöntemleri izleyerek toparlanma sürecine odaklandım. Tabii bunları da atlattığım zaman daha profesyonel ve daha tecrübeli bir eğitmen, bir sporcu olarak yoluma devam ettim. Aa, süper, çok iyi atlatmışsın. Omuzunda yırtık dedin de ben de bir tip 1 diyabetli olarak benim omuzumda yırtık var. Yaklaşık 1 yıldır uğraşıyorum. 2-3 kere fizik tedaviye gitmeme rağmen. Hastanede gerçi hep yarım kaldı, 10-15 gün. Tabii onlar da bir şeyler veriyor ama. Şimdi kazandım tekrar fizik tedaviyle, yani bir de besin takviyeliyle, doğru beslenmeyle bunu hiç tamamen geçtim. Şimdi benimki öyle ağır yok. Mesela şu an bile inanılmaz bir ağır var, uyutmayan bir ağır var. Bunun için nasıl şeyler yaptın, nasıl bir takviye yaptın, nasıl bu yırtığı ya da bu yaralanmayı geçirdin? Yani şimdi şöyle, tabii ki ben genelleme yapacağım ama bu yırtığın seviyeleri, birinci, ikinci, üçüncü dereceden yırtık seviyeleri var. İlk başta yırtıkta deformasyonla beraber ödem toplamı oluyor. Bir ödemin ağrısı farklıdır. Daha sonra yırtık iyileştikten sonra kasların tembelleşmesinden dolayı ya da oradaki eklemin ve kasın fonksiyonunu kaybetmesinden dolayı ağrılar çok farklılık gösterebiliyor. Aslında şöyle, yırtığı doktor kontrolünde gördükten sonra ve doktorunuz fizik tedaviye başlayabilirsin dediğinde aslında sana şey diyor. Evet, yırtık belli oranda kapandı. Şu anda orada sadece kabuk bağladı, izi var. Sen hareket etmeye başlayabilirsin demek istiyor. Fizik tedaviyle beraber bizim omuz ve diğer sakatlıklara yönelik uyguladığımız bazı tedavi yöntemleri var. Omuz için örneklendirecek olursam genellikle omuzun rototop craft dediğimiz burada tek bir noktadan ağaç dalları gibi tüm vücuda yayılan omuz kaslarında yırtıklar oluşur. O bölgeleri güçlendirmek için direnç bandıyla yaptığımız rotasyonlar, dışa rotasyonlar, içe rotasyonlar ya da cephe pozisyonlarında
direnci oraya yükleyerek stabilizasyon sağladığınız egzersiz yöntemleri var. Bunları izleyerek adım adım sabırlı bir şekilde tedaviyi amaçlıyoruz. Bu tabii şey hemen olan bir şey değil. Sabır gerektiren ve düzenli olarak uygulayarak, gözlem yaparak atlatmamız gereken bir süreç. Tabii kişiye göre de bu değişkenlik gösteriyor. Bize gelen bir kişi olduğu zaman biz tabii enine boyuna inceleyip doktordan MR ve EKG örneklerini ve oradaki istatistikleri aldığımız zaman bir tedavi planı uyguluyoruz ve onu izliyoruz. Aa, çok iyi, çok güzel. Sporcu yaralanmalarında da artık gençler çok üzülmesinler. İnsülin pompam düştü, kusura bakmayın. Neyse, yerde kalsın. Demoralize olmak kötü. Özellikle takım oyunlarında sakatlananlar. Çünkü ekibi de etkiliyor. Bireyselde bu daha az sanırım. Çünkü ben de geçmişte basketbol oynadığım için, hatta bir ara futbol bile oynadım. Bunları yaşadım aynen o şekilde. Peki son 5 dakika zaten. Harika bilgiler verdin. Çok net, özel, genel. Ne demek istersin? Bitirirken ne demek istersin? Genç olsun, yaşlı olsun, erkek olsun, bayan olsun fark etmez. Bu spor bizim ülkede, hani Türk milleti olarak pek böyle sıcak baktığımız bir şey değil. Daha çok baklava börek yiyelim, oturalım, oturduğumuz yerde konuşalım, konuştuğumuz yerde efor sarf edelim cinsindeyiz biz. Ne yapalım, neler tavsiye edersin deyip bu geceyi bitirelim. Tamamdır. Yani şey, son dönemde yaşadığımıza baksak aslında yapacağımız şey gayet ortada. Ben bu yaşadığımız süreçte insan sağlığının, sağlıklı beslenmenin ve egzersizin ne kadar önemli olduğunu bu virüs olayında bile biz bir kere daha görmüş olduk. Evet. Doğamız gereği biz homo sapiensler olarak, yani avcı toplayıcılardan geliyoruz. Yani bizim hareket etmek doğamızda var. Aslında biz doğamıza aykırı olan bir yaşam sürüyoruz. Yani bu kadar hareketsiz olmamız anormal aslında arkadaşlar. Yani bizim metabolizmamızın hakkı bu değil. Aslında bizim daha fazla hareket ediyor olmamız lazım. Biz şu anda sporu sadece tedavi yöntemi olarak konuşuyoruz ama spor zaten bizim hareket hayatımızda olmalı. Dolayısıyla herkesin ben bu son olaylardan sonra spora ve sağlıklı yaşama çok daha fazla yöneleceğini düşünüyorum. Şunu unutmayın, 7'den 70'e hangi sağlık probleminiz olursa olsun, hangi hastalığınız olursa olsun, sakatlığınız olursa olsun, herkese yönelik uygun egzersiz tipleri mevcut. Yani 7'den 70'e herkes kendine uygun egzersizi yapabilir. Bu dönemde bilgiye ulaşmak eskiye göre biraz daha kolay. Tabii her zaman bir uzmana danışmak faydalıdır ama yani illa uzmandan destek almıyor olsanız bile, bir spor salonuna erişemiyor olsanız bile, evde bile biraz motivasyonla yapabileceğiniz çok şey var. Mutlaka hareket etmeye çalışalım. Yani gündelik hareketimizi de arttırmaya çalışalım. Daha az araba kullanmaya çalışalım. Kısa mesafelere daha sık, daha hızlı tempolarda yürümeye çalışalım. Asansör kullanmak yerine merdivenleri daha sık kullanmaya çalışalım. Bunları yaptıktan sonra zaten gelen motivasyonla beraber birçok kapı açılacak diye düşünüyorum. Çocuklar genelinde de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Özellikle aileler bazında. Ya sporun birçok dalı mevcut. Yani bir çocuğa sevmediği bir branşı ısrar ederek onu spordan soğutmamamız gerekiyor. Yani birçok branşı denemesine izin verin. Bu yetişkinler için de geçerli. Kimisi fitness sevebilir, kimisi yoga sevebilir, kimisi zumba, dans sevebilir. Herkes kendi ruh haline göre, kendi fiziksel performansına göre bir branşı seçip spora bir ucundan tutunmalı diye düşünüyorum. Bazı kalıplara sığmak yerine burada bence temel prensip hareket etmek. Hareket etmeye başlayalım. Zaten hareket etmekle beraber bilgi akışı gelecektir ve doğru yönde bu yol alacaktır diye düşünüyorum. Önemli olan adım atmak ve hareket etmek. Kesinlikle. Arkadaşlar, antrenör Olcan Damar'la birlikteyiz. Lütfen takip edin. Sabahları erken kalkacağız bundan sonra. Olcan'la birlikte spor yapacağız. Yarın sabah kaçta yapıyorsun? Yarın 11. Sabah? Yarın 11'de. Yarın 11'de. Şu an izleyen gençler, yaşlılar hiç fark etmiyor. Ya da yarın saat 11'de Olcan'la birlikte lütfen sporumuzu yapıyoruz. Evet, aynen. Ben yarın sabah 11'de oradayım. Tamam, bekliyorum mutlaka. Yani. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok sağ ol. Çok değerli bilgiler paylaştın bizimle. Umarım en güzel günler, sağlıklı yüzler bizim için olur. Lütfen kendine iyi bak. Siz de öyle. Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak, konuşmak üzere. Dikkat edin kendinize. Teşekkürler.
Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hayır.